Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı. Olaya ilişkin 19 sanıklı dava bugün Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Ünlü sunucu Ece Erken de davaya katılmak için avukatlarıyla birlikte sabah erken saatlerde adliyeye geldi. Duruşmaya siyah renkte giysilerle gelen Erken, bekleme alanında gözyaşlarına hakim olamadı. Baygınlık geçirdi, Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanıklar savunmalarını yaptı. Sanıklardan Kadir Yasak'ın savunması sırasında Ece Erken'in bayılması nedeniyle duruşmaya zorunlu bir ara verildi. Erken'in düşerken başını duruşma salonundaki sandalyeye çarptığı öğrenildi. Kısa sürede kendine gelen Ece Erken'in avukatının kolunda salondan çıkarken ağladığı gözlendi. Bir süre salon dışında dinlenen Erken, adliyeden ayrıldı. Ece Erken'in sağlık durumu ile ilgili avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül adliye önünde açıklama yapmıştı. Üçgül, başını vurduğu için belki bir hastane kontrolü gerekebilir. Belki hastaneye, belki eve doktor getirilecek, demişti. Abi ile anlaşmalı mı yürüyor her şey, Erken'in son durumu, ardından gece saatlerinde Erken'in hesabından yazılı bir açıklama yayınlandı. Avukatının kaleme aldığı metinde, müvekkilimiz Ece Erken, eşini kaybetmiş olmasının derin üzüntüsünü içinde yaşarken, eşini öldüren ve öldürülmesinde rol oynayan kişilerle yüz yüze gelmenin verdiği elem kedere dayanamayarak duruşma salonunda fenalaşıp bayılmıştır. Bayılıp yere düştüğü esnada başını sert bir şekilde yere vurmuştur. Müvekkilimizin sağlık durumunda şu an itibariyle endişe verici bir durum mevcut değildi. Yaşanan menfur olaya ilişkin davanın seyrinde, kamuoyunu ilgilendiren kısımlar daha sonra sizlerle paylaşılacaktır, ifadeleri kullandı. Reddi miras yaptı. Öte yandan Mahmut Yazıcıoğlu'nun vefatının ardından Ece Erken, eşinin ailesiyle karşı karşıya gelmişti. Reddi miras yaptığını duyuran Ece Erken, eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla, demişti. İmza taklit edecek kadar göz dönmesi, KRDŞİSİN, mallarına ÇÖKMÜŞSÜN, ünlü sunucu, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmut Yazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıklayıp, sosyal medya üzerinden gelen mesajları tek tek ifşa etmesi gündem olmuştu. Celal Mahmut Yazıcıoğlu'na dava açacağını açıklayan Ece Erken, sabaha kadar bana tehdit mesajı atan Celalcik. Sedefi Acar kentin güvenliğine göndermişsin. Evimin önünün kamera görüntülerini almışsın. Sen kardeşisin mallarına çökmüşsün. Katillerin peşine bir saniye düşmemişsin. Benim kapı önümün güvenlik kameralarını ne hakla aldırırsın ki? Aldır. Benim abdestimden şüphem yok. Savcılığa yarın tehdit ve şantajdan veriyoruz. Ah Şafak, ne üzülüyordur. Ben hepinize tek başımız yeterim. Benle gurur duyuyordur eşim sıkıntı yok. İfadelerini kullanmıştı. Gelen tehditler üzerine Erken, neye üzülüyorum biliyor musunuz? Miras ne kötü, ne acı bir şeymiş. Bu insanlar her gün bizdeydi. Biz de onlarda, çocuklar bir arada. Siz de şahitsiniz tek kuruş almadım. Şafak'ın bir minibüsü kalmış o da bende değil. Kapı önümün görüntüsünü aldırıyor abisi ve karısı Ece'de mi diye. Ya 500 bin vereyim de susun da Şafak'a bir dua edin. Kırkını bile yapmadınız Rabbim kim ne hak ettiyse yaşatsın, diye konuşmuştu.